İbrahim Ethem Hazretleri 8. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Miladi 750 yılları. Genç yaşta sultan olan İbrahim Ethem, sarayda bulunduğu bir sırada saraya nereden girdiği bilinmeyen bir derviş huzura gelerek sarayın han, sultanın da yolcu olduğunu, aynı gece sultanı uyandırarak sarayın damında kaybettiği develerini aradığını söyler. Ertesi günü avlanmaya çıkan sultanla avlanmak istediği bir ceylan kendisiyle konuşur. Bu olağan dışı hadiseler üzerine tahtını terk etmeye karar veren Sultan İbrahim, yolu üzerinde bir çobanla elbiselerini değiştirip bulunduğu Belh şehrini terk eder. Çoban şimdi koyunlarıyla köyüne dönmeye hazırlanmaktadır. Hava bayağı soğudu. Gündüz ne kadar sıcaksa gece de o kadar dondurucu oluyor buralarda. Sultana sözüm olmasa çoktan köye giderdim. Ama sultana mümkün olduğu kadar köylere geç söyleyeceğime dair söz verdim. Sözümde durmalıyım. Rüzgar da çıktı. Çok üşümeye başladım. Üzerimde çoban kepeneğim olsa beni soğuktan korurdu. En iyisi daha fazla gecikmeden sürüyü toplayıp köye gideyim. Hem bu saate kadar sultan çoktan uzaklaşmıştır buralardan. Hadi bakalım hayvanlar, eve gidiyoruz. Bakalım köylüler beni üzerimdeki bu sultan elbisesiyle görünce ne yapacaklar? Şaşkınlıktan dillerini yutarlar eminim. İyi ama sultanın saraya dönmediği anlaşıldıktan sonra benim üzerimde elbiseleri görürlerse? Ya beni sultanı öldürmekle suçlarlarsa? Eyvah, bu hiç aklıma gelmemişti. En iyisi kimsenin beni görmemesi için biraz daha oyalanayım bari. Oğlum İbrahim'den bir haber var mı ey Abdullah? Maalesef sultanım. Her tarafta aradık ama en ufak bir iz bile bulamadık. Bir gün içinde fazla uzaklara gitmiş olamaz. Mutlaka bu yakınlarda bir yerde olmalı. Köylere, kasabalara iyice baktırdın mı? Halka sordunuz mu? Belki bir gören olmuştur ha? Kimse görmemiş efendim. Zaten üzerindeki sultan elbiseleriyle görünse mutlaka halk tanırdı kendisini. Evet. Mutlaka üzerindeki sultan kıyafetini çıkarıp başka bir elbise giymiş olmalı. Ama nereden ve kimden alacak bu elbiseleri? Saraydan götürmüş olabilir mi? Hayır sultanım. Avlanmaya çıktığı zaman yanında elbiseye benzer hiçbir şey yoktu. Yine de bir yolunu bulup tedbirli kıyafet etmiştir. Aksi takdirde halkın içinde dolaşması mümkün olamaz. Peki ne emredersiniz sultanım? Bir de bu gözle yaklaşın hadiseye. İbrahim'i tedbirli kıyafet etmiş olduğunu düşünerek arayın bakalım. Baş üstüne efendim. Onu buluncaya kadar aramaya devam edeceğim. Bütün gün yürüdüm. Hayatımda hiç böyle yorulduğumu hatırlamıyorum. Ama olsun. Değil mi ki bu yorgunluğum Allah için... Hiçbir şey umurumda bile değil artık. Şu pınardan abdest alayım. Yıldızlar görünmeye başladığına göre akşam namazı vakti girmiş demektir. Namazımı kıldıktan sonra yoluma devam ederim. Yatsı namazı kılındıktan sonra da köye girersem kimse farkıma varmaz. Köyün kenar mahallinde yaptırdığım bir cami olacaktı. Geceyi orada geçiririm. Bizim çobana ne oldu dersiniz köylüler? Eskiden akşam ezanı okunmadan köyde olurdu. Neredeyse yatsı okunacak hala gelmedi. Sakın başına bir iş gelmiş olmasın. Olabilir. Belki de kurtların, aslanların saldırısına uğramıştır. Öyleyse mahvolduk demektir. Sürüyü de canavarlara kaptırmışsa varımız yoğumuz hayvanlarımızdı. Durun, hemen telaşa kapılmayalım. Önce ne olduğunu bir öğrenelim. İçimizden birkaç kişi çobanı aramaya çıkarız. Durun. Çıngırak sesleri. Çoban geliyor galiba. Evet. Çoban geliyor. Oh, şükürler olsun. Hayvanlar telef oldu diye öyle korkmuştuk ki. Nerede kaldın bre çoban? Meraktan öldürdün bizleri. Bugün böyle oldu ağalar. Kusura bakmayın. Hey, Senin üzerindeki bu elbiseler de ne? Sahi nereden buldun bu süslü püslü elbiseleri? Cevap versene çocuk, neden susarsın? Üzerindeki bu elbiseler kime ait? Allah Allah, neden konuşmuyor ya bu? Birini mi yuttu yoksa? Konuşsana oğlum, neden susuyorsun? Konuşamam ağalar, daha vakit gelmedi. Neyin vakti gelmedi? Konuşmamın. Bu da ne demek oluyor? Delirmiş bu. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Konuşmak için neyi bekliyorsun ki ağa çoban? Vaktin gelmesini. Hangi vaktin gelmesini? Yatsı ezanı okunmadan hiçbir şey söyleyemem. Neden? Çünkü öyle söz verdim. Bilmece gibi konuşma bre. Birine. Kimmiş o biri? Adını söyleyemem. İnadı tuttu belli. Pekala, yatsıya şurada bir şey kalmadı. Ezan okunsun, ondan sonra öğreniriz merak ettiğimiz şeyleri. Birisi çobanın sürüsünü alıp ağalara götürsün. Biz de ezan okunana kadar misafirhanede oyalanalım. Neyi var bu çobanın Ömer ağa? Bilmiyorum İdris ağa, ama az kaldı. Hele şu yatsı okunsun, namazı kılalım, ondan sonra ne olup bittiğini anlarız. Dikkat ettin mi? Üzerindeki elbiseler saraylı birine ait gibi. Bizim garip çoban bu pahalı ilbasları nereden bulmuş dersin? Sakın birini soyup da almasın. Yok canım, öyle yapsa üzerine giyer de köye gelir miydi? Kaldı ki çoban çok dürüst biridir. Baksana kime ne sözü vermişse yerine getirmek için yatsının okunmasını bekliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Çok şükür yatsı okunuyor. Bir an evvel abdestlerimizi alıp namazımızı kılalım da sonra çobanı konuştururuz. Evet, namazımızı da eda ettik. Şimdi sıra sende çoban efendi. Neler olduğunu anlat bakalım. Önce şu üzerindeki süslü püslü pahalı elbiseler kime ait onu söyle bakalım. Bunlar sultanımızın elbisesi. Ne sultanı? Hangi sultanımızın? Bizim kaç tane sultanımız var? Bel sultanı İbrahim Ethem'in tabi. Amanın! Bre şaşkın, bre densiz. Sen neler söylersin? Sultanımızın elbiseleri senin üzerinde ne arar? Yoksa çaldın mı o esvapları? Hayır, sultanımız kendi verdi. Kendisi mi verdi? Evet, kendisi verdi. Karşılığında da benim abamintanımla kepeneğimi aldı. Dur bir dakika. Yani sultan senin libasların karşılığında kendi elbiselerini mi verdi? Evet. Şaştınız değil mi? Bana böyle bir teklif yapıldığında ben de sizler gibi şaşırdım. Hatta sultanımızın latife yaptığını sandım. Ama son derece ciddiydi. Allah Allah. Sultanımız neden elbiselerini seninkilerle değiştirsin ki? Kim bilir. Belki de tebdili kıyafet edip halkın arasına karışmak istemiştir. Öyle olsa neden çoban kıyafeti seçsin ki? Çoban kıyafeti sultanın nazik vücudunu ısırgan gibi dalar ki buna tahammül edemez. Sultanımız artık sultan değil. Ne? Ne demek istiyorsun deli oğlan? Sultanımız neden artık sultan değilmiş? Evet. Baştan ben de tebdili kıyafet için sandım ama bana dedi ki ben artık sultan değilim. Sizin gibi bir adamım dedi. Yani derviş mi oldu? Evet. Hareketleri tıpkı bir dervişe benziyordu. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Durup dururken sultanlığı bırakıp derviş olmak da nereden icap etmiş? Bilmem ağalar. Ben bildiklerimi söyledim size. Peki sultanımızın derviş olduğunu saraydakiler biliyor mu? Sanmam. Bana mümkün olduğu kadar köye geç gitmemi ve o zamana kadar söylemememi tembih etti. Anlaşılan saraydakilerin hemen duymasını istememiş. Bu yüzden de sana geç vakit söylemeni istemiş. İşte sonunda köyün kenarına ulaştım. Sanırım yatsı namazı kılınıp dağılmıştır. Müezzin caminin kandillerini söndürmeden hemen yetişeyim. İzin alır geceyi camide geçiririm. Böylelikle gecenin dondurucu soğuğundan da korunmuş olurum. İşte cami burası. Üzerindeki mermerde de yazılı. Sultan İbni Sultan İbrahim bin Ethem Camii. İş bu cami-i şerif Sultanoğlu Sultan Efendimizin bir av seferi sırasında emirleri üzere yapılmıştır. Allahu Teala ondan razı olsun. Allahu Teala sizden de razı olsun. Hele bir içeri gireyim bakalım. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Yatsıyı mı kılacaksın? Evet. O zaman acele et biraz. Zira cemaat dağıldı. Ben de kapatıp gideceğim için seni beklemek durumundayım. Bu caminin müezzini olmalısınız. Evet benim. Niye sordunuz? Gelip gideceğim, kalacak bir yerim yok. Dışarısı çok soğuk da geceyi bu camide geçirebilir miyim diye soracaktım. Seni ilk kez görüyorum efendi. Kimsin sen? Bizim köyde ne arıyorsun? Yolcuyum. Nişabur'a doğru gitmek isterim. Nereye gidersen git. Ben kimsin, necisin onu sordum. Tanımazsın. Yabancıyım bu köye. Yolum uzundur. Hava karardı, dışarıdaysa dondurucu bir soğuk var. Bu geceliğine camiye sığınmak istiyorum. Sabah olunca inşallah erkenden yoluma devam edeceğim. Kalmana izin veremem. Tanımadığım insanları camide yatırmam doğru olmaz. Hem burası han değil, ibadethanedir. Evet biliyorum. Hadi beni oyalama da çık dışarı. Bu cami bize sultanımız Sultanoğlu Sultan İbrahim Ethem'in vakfıdır. Öyle her önüne gelen ipsizi sapsızı yol geçen hanı gibi konaklama yapamayız. Sultanımız duyarsa çok kızar. Merak etme müezzin efendi. Sultanın duyarsa kızmaz. Aksine memnun kalır. Nereden biliyorsun memnun kalacağını? Çünkü Sultan İbrahim Ethem benim de ondan. Ne? Bırak kendini bilmez. Karşındaki çocuk mu? Sen kim? Belt sultanı olmak kim? Yıkıl karşımdan. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.